Sağ ol. Nasıl? Ağır mı durumu? Aslında ağır bir yara değil ama ben de anlamadım. Durmuyor kanama bir türlü. Buz gibi bu çocuk. Ben umurumda. Ben kurban efendim. Ben kurban. Başımı kırdın. Torna da kuştun. Kaesim bıkım. Kim var kan? Labe korkmaz. Sağ dedim. En başında dedim. 40 yıl dedim. Erin oğlundan kardeş olmaz dedim. Kremin bana dilete neşe vurdu. Şimdi kalk. Kısasa kısas haktır. Madem senin oğlun toprağa gitmiştir, onun oğlu da toprağa gitsin. Ha diyesen ki, ben bunu yapamam. Benim mezarıma bile gelmeyesen. Dilete rahat mı? Kotinata ev vereceğim. Sen git artık, abinin adamları görmesin seni. Hadi.
Yarası var. Ben bir şeyler yaptım ama durmadı kanaması. Bir bakıversen sana zahmet. Adı ne? Metin. Siz nesi oluyorsunuz? Baba. Metin Bey. Metin Bey, beni duyuyor musunuz? Kurşun yarısı. Keşke hemen getirseydiniz. Niye, bir sıkıntın mı var? Lan ne sıkıntı olsun, kurşun yemiş. Hadi sedyeyi alalım. Gel. Abi, gasp edilen aracı bulmuş bizimkiler. Neredeymiş? Şehir hastanesinin orada. Birinin eşkali bu, diğerini görmemiş. Yaralı olanı yani. Geçmiş olsun. Serum bitmek üzere doktor bey. Ne zaman çıkarız buradan? Nasıl oldu bu yara? Kaza. Mühim bir şey değil. Bir yardımcı olsanız da bir uzamasa bu iş ha. Bakın, oğlunuz hemofili hastası. Ne olduğunu biliyor musunuz? Yani babası değil misiniz? Nasıl bilmezsiniz böyle bir şeyi? Oğlunuzun kanı pıhtılaşmıyor. Hemofili bu demek. Bu tip bir kanama ölüme sebep olur. O yüzden durmuyor kanamız. Biz gerekli müdahaleyi yaptık. Ama bu tehlike hep var. En çok dikkat etmeniz gereken şey de iç kanama. Onu anlamak da, kurtarmak da daha zordur. Düşmeyecek, yaralanmayacak, darbe almayacak. Metin Bey'in hayatında birinci kural tedbirli olmak. Risk alamaz yani. Sonuçları felaket olur. Siz bir de yarayı dikmeye çalışmışsınız. Şu an peki yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani bu durumda hastane polislerine haber vermek gerekir. Tutanak tutulması lazım. Tamam doktor bey, bana az müsaade. Sonra ne istiyorsanız yapacağım. Konuşabildiniz mi polisle? Doktor, ben bu çocuğu 25 senedir görmüyorum. Hayatım onu aramakla geçti. Daha yeni buldum. Kaybetmeye de niyetim yok. Sana yalan söylemeyeceğim. Peşimizde birileri var. Ben polise dert anlatana kadar çocuğu öldürürler. Ama prosedür... Sen yardım etsen de, etmesen de oğlumu alıp buradan gideceğim. Şimdi
Anlat bana. Nasıl iyileşecek bu çocuk? Yani ağır ilaçlardan bahsediyoruz. Onları alacak. Bu ilaçlar onu birkaç gün uyku halinde tutar. Eş zamanlı olarak da serum plazma alması gerekiyor. Komiserim, günde 1000 kişi gelip çıkıyor. Tamam, çıkar telefonu. Çek şunu fotoğrafını. Ekibe yolla. Sonra da dağılın hastaneye. Her köşeye, her odaya bakılacak, tamam mı? Anlaşıldı komiserim. Komiserim bir buradan bir buradan girmiş. Komiserim, adamı bulduk. Hastanenin güvenlik kayıtlarına yakalanmış. Emin miyiz aynı adam olduğunu? Adam doktora görmüş biraz önce. Kanaması olan genç için oğlum demiş. Kimsin lan sen? Buyur. Zahmet ettin. Saçını değiştirmişsin. Bir şey yapmadım ki ben saçıma. Niye? Değişikti geçen geldiğinde. Öyle mi? Rengi. Uzun bir elbise vardı ya, beyaz üzerinde. Çok ipli, hasır ayakkabılardan, adını bilmiyorum onların. Bir kolye vardı, kelebek. Gümüş, küpeler, yüzükler. Maşallah. Doğru. Vallahi hepsi doğru. Gene her şeyi hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Hatırlamak değil ki benim derdim. Benim derdim unutamamak. Kafamın içinde. Çoğalan'ı aradığım her sokağa, onu ararken karşılaştığım her yüzü, her apartman numarasını, hepsini. Böyle kafamın içinde. Kolyesini gördün mü, kolyesini? 5 yaşında taktım boynuna ben. Koruyacak seni dedim. Korumuş galiba. Hiç hayal ettiğin gibi olmadı değil mi? Ne o? İşte kavuşmak. Gerçi nasıl hayal ettin onu da bilmiyorum ama. Evlendiğini ilk duydum. Böyle sanki biri bıçak saplamış gibi oldu sırtım, biliyor musun? Vay be dedim. Korkmaz bir kadınla uyuyacak ha. Sonra uyanacak. Sonra belki yemek yapacaklar. Çamaşır asacaklar. Yani o nasıl şanslı bir kadın ki Korkmaz'ın kalbine değecek diye düşünmüştüm. Sonra işte 1 yıl mıydı, 2 yıl mıydı dediler, bir oğlu olmuş. Kara kuru bir şey ama Korkmaz bütün limana Allah diye koşuyor. Seni hiç öyle hayal edememiştim. Benim
gideyim korkmaz yani, öyle neşelensin, yeri göğü inletsin. Çok sevmiştim, çok. Ama tabii hep iyi, güzel haberlerini almadım. Bir günde karısıyla oğlu gidivermiş. O zamanlar kendime çok kızmıştım, biliyor musun? Belki bir hafta yatak döşek ağladım. Kendi içime açtım, baktım. Sen mi kıskandın dedim Huri. Sen mi el kadar yavruya kötü niyetle baktın? Allah canımı alsın, öyle bir şey yapmadım. Yok canım. Ama insanoğlu çok bencil. Yalanım yok. Bir zaman sonra dedim ki yani Allah'ım iyi ki benim başıma gelmemiş. Ama Allah da beni duydu herhalde. Aynı şeyi benim başıma da verdi. Ben de oğlumdan oldum. Çok dua ettim Korkmaz. Hem kendime hem sana. Oğluna kavuşasın diye. İşte ben de bunları unutamıyorum. Oğluma kavuştum da babamı kaybettim. Abini, İskender abimi. Vurmuşsun abini. Metin'i öldürecekti. Oğlumu vermem. Alo abla. Abla benim sana bir akıl danışmam lazım ya. Çünkü benim saksı durdu. Beni ne bir adım ileri götürüyor ne bir adım geri getiriyor. Abla benimki geldi. Metin. Çıktı mı benim karşıma çat diye. Ama böyle bir elini kolunu nereye koyacağını falan bilemiyor. Bir garip bir değişik. Özledim falan da dedi bu arada. Ama yok. Domuz gibiyim. Hiç sormadım. Hayırdır sen demedim yani. Ama bir gariplik var işte. Bir gariplik kesin var. Yani başı belada. Ben tanıyorum onu abla. Ben anlarım halinden ya. Var bir gariplik. Zaten giderken de elveda falan dedi. Anlamadım ben. Anlamadım ama. Yani şimdi benim de tabii içimi kemiriyor. Hani acaba ben mesaj... Arayayım değil mi? Arayayım tabii ya. Arayayım, o kadar geçmişimiz. Arayayım, sorayım. Tamam, arayayım mı? Tamam, hadi bay bay. Açsana. Anne duruyorsun. Hadi. Sevgilisidir, eşidir, bir şeydir, merak etmiştir. Hadi aç şunu. Alo. Şey, ben Metin'i aramıştım. Uyuyor kendisi şu anda. Ben arattırayım mı sizi sonra? İyi ama değil mi? İyi. İyi. Geç yattı da biraz gece kadar çalıştı. Siz kimsiniz? Arkadaşıyım.
Eski bir arkadaşı. Benim aradığımı söyler misiniz lütfen? Muhakkak beni arasın uyanınca. Tamam. Güzel kızmış. Evli mi acaba? Kim bilir? Küçücüktü. Bir an kocaman adam olmuş. Çocuğu falan var mıdır acaba? Oğlanı geçtim, torun isterim diyorsun yani. Merak etme, öğreneceksin. Bir uyansın, kendine gelsin. Hepsini anlatacak zaten. Benim artık gitmem gerekiyor. Cenaze var. Oraya gitmem lazım. Konuşuruz sonra. Başın sağ olsun. Çabuk yer değiştik be İskender abi. Dün sen oradaydın, ben burada. Şimdi ise tam tersi. Başın sağ olsun. Neye ihtiyacın olursa ara. Ama neye ihtiyacın olursa. Sen bana babamın emaneti sayılırsın. Estağfurullah. Emanet sensin. Bu arada Bodrum'u kapatmışsın. Katili bulmak için. Anladım. Ama eskiden böyle şeylere babama haber verirdim. İşler aksamaz. Tekrar başın sağ olsun. Bugün olan biteni tamamen öğrenirim. O Vladimir'i buldunuz mu? Aramaya devam ediyoruz. Ucu bize dokunan bir şey olmasın Tazi. Daha başında töküz demek istemiyorum. Daha yapacak çok işim var. Getirme.
Bu üstün başındadır. Toprak olmuş mezarda. Sen benim oğlumun mezarına basacak adam mısın lan? Sen onu korudun. Senin kucağında öldü benim oğlum. Çıkar onu. Öyle gir eve. Ya da hiç girme. Neredesin? Tamam, otele gel. Kötü bir şey mi oldu? Bir zamanlar çok uzak diyarlarda bir anne varmış. Ama oğlu daha 7 yaşındayken gitmiş. Tabii oğlancık ne yapsın? Çok üzülmüş, çok ağlamış. Ben ne yaptım da annem beni terk etti diye sormuş hep kendine. Anası bir yıl sonra geri gelmiş. Çocuk çok sevinmiş. Annesi hiç gitmeyecek gibi düşünmüş. Ama 10-15 gün sonra anası bir daha gitmiş. Sonra bir daha. Bir daha, bir daha. Tabii çocuk anlamış artık. O zaman da annesinin geleceği o anı beklemeye başlamış. Yalvarmış annesine ya. Ağlamış. Ayaklarına kapanmış onu da götürsün diye ama... ...götürmemiş. Gitmişler. Kalkmışlar, köpeğe çevirmişler ama... ...anası da çıkıp gelip dememiş ki ya... ...o benim oğlumdur ya oğlum. Rahat bırakın benim oğlum. Dememiş. Baba zaten küçüklükten rahmetlik. Ana da yok. Sen sağ, ben selamet. Sen de bizim gibi... ...anadan babadan yana dertlisin yani. Hmm. İyi de aslanım. Sen niye anlatıyorsun bunları bana? Ha. Çünkü artık hiçbir şey gizlemek yok. Çat, çat, çat. Vurdum mu vurdum, yaptım mı yaptım. Dur, dur. Dur, daha bitmedi hikaye, dur. Sonra ne olmuş biliyor musun? Heh. İskender'in oğlu ölüvermiş. Yıllardır oğlunu görmeye gelmeyen ana... ...abisinin oğlunun cenazesine koştura koştura gelmiş. İşin komiği? İşin komiği... ...abisinin oğluna... ...yeğenini yani... ...kendi oğlu öldürdü. Hem de böyle gözünü bile kırpmadan... İçinin yağları eridi. Böyle yavaş, yavaş, yavaş. Böyle sıkı, sıkı, sıkı. Onca yılın acısını çıkardı önce. Sonra nefesini kesti. Nursel. Nursel.
Ben de seni bekliyordum İsko. Bu halin nedir Nursel? Ben sana bir oğlan daha vereceğim İskender. Son bir oğlan. Ama bu sefer pamuklara saracağım. Pamuklara saracağım ki yaşasın. Nursel. 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 Bir sakin ol. Sakin olamam. Sakin olmak istemiyorum. Benim oğlum öldü. Süleyman'ım. Süleyman'ım gitti. İçim gitti. Gitti. Nursel dur. Neredesin? Nursel dur. Yeniden aile olalım. İskender. Eskisi gibi olalım. Eskisi gibi. Eskisi gibi olalım. Eskisi gibi. İşin komiği bu işte ulan. Ulan senin gelmen için Yiğit'in ölmesi gerektiğini bilseydim ben bunu çok önce yapardım anne. Oh. Oh. Oh lan. Ne güzel oluyormuş lan anlatmak. Ha? Ne kadar rahatlatıyormuş lan söylemek. Yiğit'i ben öldürdüm. Yiğit'i öldürdüm. Yiğit'i ben öldürdüm lan. Hastaneye götürsem ölmezdi biliyor musun? Ama yapmadım. Yapmadım lan. Yapmadım, orada sıktım boğazını. Oh. Oh. Canım. Bunu senden başkasına anlatamazdım. Senden çıkmayacağını biliyorum. Bu mesele bu odadan çıkamaz. Çünkü çıkarsa seni bulurum. Ananı bulurum. Babanı bulurum. Yedi sülaleni bulurum. Beni biliyorsun değil mi? Hı? Beni biliyorsun değil mi? Gülüm. Ne aşk olsun ya. Gerçekten. Sen beni o ağzı açık o şafkırlarla aynı kefeye mi koyuyorsun ha? Üzdün. Üzdün. Üç gün.
3 gün yas ilan etmişim. Şarkı, türkü söylenmeyecek. Kimse kimseyle şakalaşmayacak. Gülmeyi yasaklamışım. Radyo, teyp, televizyon, internet açılmayacak. 3 gün sonra. İlk önce Korkmaz, sonra da onun oğlu. Canları çıkana kadar peşine düşülecek. Sözüm yasadır. Çiğneyeni çiğner ama. Hala uyanmadı. Başı sağ olsun. Bu dünya çok haberlik görmüştür. Ama ben daha fazlasını görmüşüm. Senin ettiğin. Ben sadece oğlumu korudum. Korudum. Benim oğlumu kim koruyacak? Kim koruyacak? Bak orada toprağın altında benim oğlumu kim koruyacak? Kurttan, çıyandan, yılandan kim koruyacak? Korkmaz. Daha küçücüktü ya. Küçücüktü. İkna dedi. Ağzından ikna çıktı. Söyle. Söyle! Bra. Bra. Bra dedi. Kime dedi Korkmaz? Kime dedi? Sana dedi. Kardeş. Beraber altını temizledik, altını. Büyüdü. Yanağında tüyler çıktı. Gelin 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 idi böyle sakalım çıktı diye. Ona jilet tutmayı kim öğretti Korkmaz? Kim öğretti? Ben. Sen öğrettin. Ben. Sen öğrettin. Daha
daha neler öğrettin? Babana kalsa bütün kızlar bizden kaçar. Öyle olmaz. Kızlara nazik davranacaksın. Onlar narindir, onlar güzeldir, onlar çiçektir. Kim söyledi bunları korkma? Kim? Kim? Kim söyledi? Ben. Sen söyledin. Sen söyledin. Hadi şimdi de söylesene. Hadi şimdi de söylesene toprağın altında, söylesene. Üstünde 9 tane tahta var. Hadi söyle, duyar mı seni? Seni duyar mı? Ben oğlumu kaybetmişim. Sen canını. İntikamımı alacağım. Beni vurdun lan. Beni vurdun. Oğlumu öldürecektin. Hakkımdır. Hakkımdır. Benim oğlum gitti. Seninki de gidecek. Bırak. Yapma. Bırak. Yapma. Na. Na. Na ben o. Bu işin dönüşü yoktur. Bırak. Üzerine sıka sıka gelmiş. Ne yapsın çocuk, kendini korumak istemiş. O yapmasa o yapacakmış. Ne diyeceksin sen ya? Duyamıyor kulağın, işitmiyor ya. Ben yaşayacağımı yaşadım. Oğlumu buldum. Bir sokak köşesinde ölmemiş. Onu bırak. Beni al. Senin oğlun da ölecek. Evlat acısı çekeceksin, korkmaz. Gözünde göreceğim o yangını. Senin gözünün önünde acı çektim. Bilmem kaç sene. Senin gözünün önünde gitmediğim, aramadığım yer kalmadı. Onu bulmak için. Şimdi buldum. Oğlumu sana yedirtmem. Hele hele. Dinleme imanıma. Peşinizdeyim. Bodrumu kapatmışım, kaç kaçabilirsen. Cehennem ettim burayı, hadi çık çıkabilirsen. Haydi. Beni karşına alma. Ulan sen kimsin lan? Ulan sen kimsin? Seni ben yarattım. Köpeğimdir lan senin. Ben mamanı ben verdim. Kapımdaydı kapı. Bundan sonra kapımda değil. Karşımda durmaz.